Çok iyiyim. Bugün benim doğum günüm. 50 yaşında oldum artık. Bugün 50 yaşımda oluyorum. Çok mutluyum. 50 yaşımı görebilmek nasip oldu. 50 yaşıma kadar hayatı yaşamak bana nasip olduğu için çok mutluyum. Çok şükür. Çok şükür bana nasip oldu. Allah'a hamdolsun. İçim kıpır kıpır bugün neşe dolu. Çünkü çok bekliyordum, özeniyordum 50 yaşıma. Görmek nasip olacak mı, görebilecek miyim, yaşayabilecek miyim diye. Sabah oğlum dershaneye gitti. Dershanede sınavları vardı böyle. Ortak sınav. Sınıf belirlenecekmiş, seviye sınavı yapılacakmış. Pazartesi itibaren artık dersleri başlıyor. İnşallah bir aksilik olmazsa gidecek. Artık ondan sonra kızımı da aradılar biraz evvel. O da TOEFL'a girecek. TOEFL'ın kursu başlayacak. Yanlış söylüyor olabilirim ama TOEFL sanıyorum. Yanılıyorsam montajda doğrusunu yazarım sizlere. Kızım işte uyandırdı beni. Anne kahvaltı edeceğiz. Edeceğim ben. İster misin? Ben biraz fazla uyuyacağım. Keşke onu uyutmuyor. Sabahın 6:30'unda kalkıyorlar. Acıkıyor. Kendileri uyandırıyormuş her zaman. İşte bana mamamı verdi. Çünkü o ilgileniyor. Annesi ilgileniyor. Oğlum ilgileniyor. Ay ben dün görmüştüm suladığımda. Alayım ki diğerleri de ardından büyüsün. Sularım, biber toplarım, domateslerimi size göstereceğim. Onun domateslerimde de bir hastalık var sanırım. Hastalık geldi. Bilmiyorum ama olmamasını bilirim. Tam da böyle meyveye durdular artık. Olgunlaşıyorlar. İsterim ki ondan da toplayabileyim. Erkenden uçurtmalarını uçurtmaya başlamışlar. Gençler, çocuklar. Ya. Böyle. Bugün belki eşim de gelecek akşama, gelebilirse. Bursa İnegöl'deyim dedi. Farklı bir yere yüklemem olmazsa akşama eve gelebilirim dedi. Ama yok. Başka yere yüklenirse, acil bir iş çıkarsa gelmeyebilir. Belli değil. Ama gelecekmiş gibi bekleyeceğiz. Bugün ayrıca bir de çamaşır yıkayacağım. Çamaşırlarımı yıkayayım. Sağ sayım. Onlar da kalksın. O işte bitsin. Artık oğlum dershaneye gidecek. Dershaneye giderken endişeliyim bakalım. Bugün işte siperliklerini, korumalarını, maskeyi, dezenfektandır falan gelecekti dershaneden. Gerçi gelince tekrar konuşuruz onu aldıysa. Ne oldu, nasıl olacak bilmiyorum. Pazartesi başlayacak, her gün gelecek artık. Üniversite hazırlığı bizde başlıyor. Yarın da gençlere üniversite sınavım var. Bunu bilmiyorum. Şimdi sınavdan sonra da yayınlamış olabilirim. Şimdiden başarılar diliyorum. Gönlümüz onlarla. Kızımın döneminde de yaşadım, atlattım o günleri. O stresi, o sıkıntıyı, yorgunluğu çok iyi biliyorum. Yıllarca yaşadık. Her aile bunu yaşıyor. Çoğu aile yaşıyor. Şimdi oğlumun temposu başlıyor. Bu çocuklar bu haftasını bitirecekler. Üniversite telaşlarını, yerleşme telaşlarını. İnşallah bizimki başlıyor. İnşallah gerçekleşecek. Hayırlısı olsun. Her şey hayırlısı. Bütün çocukların haklarına hayırlısı olsun. Gönüllerince istedikleri yeri inşallah yerleşmek nasip olsun.
Bakalım eşim gelirse bu gece pastamı keseceğiz. Keserken pastamı size gösteririm. Yok eşim gelmezse yarın gelirse yarın keseceğiz. Böyle bakalım nasıl olacak bilmiyorum ama eğer bu gece gelir de kesersek ben yükleyeceğim zaten. Ama yok daha sonra gelecekse pastayı kesince bu görüntülerle birlikte birleştiririm. 2 günlük bir vlog olmuş olur. Şey yaparız, yayınlarız, görürsünüz. Keşke birlikte pastayı kesebilsek, birlikte yiyebilseydik. Biz de doğum günlerine biz önem veriyoruz. Şöyle önem veriyoruz, ben mümkün olduğunca. Mümkün olduğunca demeyeyim ben. 50 yaşındayım ve 50 yaşından daha bundan kullanılmamış bir yaş günüm hiç olmadı. Hayatta biz ailece benim annemler, teyzemler, anneannemin, dedemin hepsinin doğum gününü kutluyorduk, kutlamıyorduk. Büyük teyzem aradı mesela, benim 2 teyzem var. Yaban teyzem aradı. Eğer beni izliyorsa YouTube'da video çektiğimi bilmiyordu o. Bugün ona bahsettim. Kızım Şehnaz, kuzenim. Söyle o bilir dedim. Sen ayarlar telefondan izlersin beni. Öyle mi falan yaptım. İnşallah izlerse görecek. Öpeyim seni teyzeciğim. Kendine iyi bak. Böyle işte o aradı. Doğum günümü kutladı. Herkes aradı sağ olsun. Kuzenlerim aradı. Antalya'dan. Beyhan abim aradı. Herkes. Sevenler aradı. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Bir günde kardeşim muhakkak gelir. Hani tam gününe denk gelmese de bugün gelmeyi düşünmüşler ama olmadı. Çalışıyor çünkü. Yarın da sokağa çıkma yasağı var. Bilmiyorum. Pazar da var. Gelemezler diye düşündüm ama belki bir dahaki haftaya eğer sokağa çıkma yasağı yoksa sanırım olmaz artık. Bir dahaki haftaya da onlar gelir. Onlarla da bir küçük kutlama yaparız kendi aramızda. Böyle. Kızım benim için bir hediye seçmiş. Almış. Almaya karar vermiş. Ondan sonra geldi bana birkaç gün önce. İşte anne hediyeni görmek ister misin? Sen mi seçmek istersin? Biz düşündük ki 50. yaş hediyen çok özel olsun. İşte yani sürekli baktığında bu 50. yaşımın hatırası, bu 50. yaşımın hatırası diyerek anarsın diye düşündük. Önce dedim ki bilmek istemiyorum, sürpriz olsun. Sonra dedim hani böyle sürekli takacağım bir şey ve ben sevmeden takmanı istemem, beğenmeden. İstiyorsan sana gösteririm. Biz babamla da konuştuk. Babalarından da biraz bütçe sanırım talep etmişler. Hep birlikte. Oğlum da bakmış, beğenmişler. Bir iki gün böyle bana sordu. Sonra dedim ki, ya sürpriz olsun istiyorum dedim. Bilmek istemiyorum. Dayanamadım. Sonra dedim ki, tamam, gösterin. Beğenmezsen başka bir şey seçersin. Beğendiğin bir şey seçersin. Tamam dedim. Ve bana gösterdi internetten. Bana bir yüzük seçmiş kızım. İşte kardeşini göstermiş. İşte Andaş da beğenmiş. Eşim gördü mü bilmiyorum. Şimdi yanlış söylemeyeyim. Onu da aramışlar. Tamam demiş. Alın, getir, gelsin. İşte bana göstermeye karar verince baktım. Çok beğendim. Çok beğendim bir yüzük seçmiş. Şu an elimde aldım. Hayatımda bu kadar değerli bir hediye almamıştım. Hem maddi açıdan hem manevi değeri çok yüksek. Böyle düşünmüş olmaları çok güzel. Beni çok mutlu etti. Şey, küçük safir bir yüzük, safir taş ve etrafında minik pırlantaları var. Hiç pırlantam olmamıştı ve ilk kez pırlantam buldum. Şöyle göstereyim size. Çok sevdim. Çok sevdim yüzüğümü, çok beğendim. Bunu beğenmişler. Baktım ve ben de çok beğendiğimi söyledim. Sonra
Ama dedim elime takmak isterim. Yani böyle internetten alacaklardı. Dedim çarşıya çıkalım. Muhakkak çarşıda da vardır. Bir görelim. Elimde yakışacak mı, sevecek miyim? Görüntüsü çok güzel ama her yüzük her elde güzel durmuyor. Ondan sonra gittik çarşıya. Çarşıda işte birkaç yerde baktım, denedim. Birkaç yer taktık. Hiç işte bütçemiz, ayırdığımız bütçeye göre de istiyoruz. Ondan sonra bunu gördük. Ve çok uygun. Yani çok uygundu. Nasıl uygundu? Şöyle, bizim ayırdığımız bütçe kadar zaten ama %50 indirim varmış şu ara pırlantalarda, o üründe. Yarı yarıya düşük fiyata aldık. Yani normalde gitsem alamazdım bunu. Aldım. Çok beğenerek aldım. Çok severek aldım. Umarım uzun yıllar takmak nasip olur. Severek, elimde sağlıkla. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Kızıma, oğluma, eşime. Tabii en büyük pay eşimde, maddi açıdan. Onu yatsıyamam. Çok teşekkür ederim. Hayatımda ilk kez böyle bu değerde bir doğum günü hediyem oldu. Çok büyük benim için. Ama çok mutlu oldum. Sağ olsunlar, eksik olmasınlar. Hayatım boyunca onları alacağım. Benden sonra da çocuklarıma hatıra kalır. Onlar da beni alarlar. İnşallah. Böyle. Çok konuştum değil mi? Bugünkü videom böyle olacak sanırım. Eğer pasta kesebilirsek onu da ilave ederim. Bilmiyorum, sadece bu kadar mı yayınlasam, yoksa pasta kesmeye ayrı bir güne kalırsa onu o günkü videoya mı eklesem, nasıl yapsam bilmiyorum ama bilmiyorum, bakalım. Belki böylece koyarım, video yaparım. Eşim gelmezse ya da gelirse pasta kesmemizi de eklerim bu videoma. Olmazsa belki diğer gün geldiğinde pastamı kestim de onu ilave ederim. Bilmiyorum nasıl yapacağımı karar veremedim arkadaşlar. Duruma göre böyle olabilir. Bakalım. Şimdi ben ineyim aşağı. Kızım çayı demlemişti. Milföy yapmış kahvaltı için. Ya öyle öyle oluyor artık benim için de. Oğlum da gelmek üzeredir, sınavı bitmiştir. O sabah kahvaltı edip gitti. Şimdi hemen biz milföylerle şöyle bir atıştırırız. Ondan sonra ben çamaşırlar filan sulayayım, toplayayım ve aşağı ineyim. İnşallah. Hadi tekrar umarım görüşürüz devamında. Biberlerim nasıl büyüdüler? Birkaç tane toplayalım şimdi. Hemen şuraya takacağım. Şu büyümüş. Ne yapabilirim? İlk biber hasadımız, biberimiz. Şunu da alayım. Bu da büyük. Allah'ım sen ne güzel.
olsun ya Rabbim. Şükürler olsun. Ya Rabbim. Şuradaki de. Şöyle poşetimize. Yalnız şöyle oldular. Bu bir hastalık sanırım ve yukarı doğru gidiyor. Koparsam mı bu yaprakları ben acaba? Bakın hep alttakilerde var. Bakın. Alt dallarında. Acaba bunları koparmalı mıyım? Bilemedim. Yine ben. İlk hasadımız, biber hasadı. Bakar mısınız şunların kokusuna? Ay poşet açıcı nasıl? Bunlar gelmeye doyulmaz. Domatesler de yalnız gördünüz. Nedir o küllenme denen rahatsızlık mı acaba bilmiyorum. İnşallah bir hastalık değildir. Böyle kuruyor. Alt yapraklardan başlamış. Üstlerde de var. Böyle yağmurlu havalarda olduğunu duymuştum ben. Bir dönem toprak su laboratuvarında çalışmıştım. Toprak su tahlil laboratuvarında çalışmıştım. Orada yüksek ziraat mühendisi vardı bizimle çalışan. Ferit Bey. O bahsetmişti böyle hastalıklar, bitki hastalıklar, köylerin toprak tahlilde sularını, kuyu sularını falan yapıyorduk. Mantar toprakları yapıyorduk. Demeden böyle bir rahatsızlıkmış gibi düşünüyorum. Umarım değildir, çok üzülürüm. Çünkü tam meyveye durdular artık. Domatesleri neredeyse hallolacak. Ah, hiç kalkasım yok, hiç gidesim yok. Çamaşırlarım yıkandı. Şimdi hemen şey yapalım, çıkarayım. Ay, doğum günümün şerefine havai fişekler patlıyor. Allah Allah. Şimdi arkadaşlar, eşim geldi. Bu da benim yaş günü pastam. En çok meyveli pastayı severim. Böyle meyveli pasta almış bana. Kızım çikolatalı sever mesela. Onun doğum günde çikolatalı almaya çalışıyoruz. Bir de akşam yemeği için lahmacun sipariş ettik. Şimdi yeni geldi sıcacık. Böyle. Hemen sofraya oturacağız. O kendileri salatasından göndermiş ama biz de kendimize soğan salatası yaptık. Böyle bol soğanı seviyoruz. Sumaklı filan. Hemen lahmacunların arasına içecek bir şeyler de almış eşim. İstiyorsa çay da yaparız arkasından. Bakalım şimdi.
Hemen soğutmayalım biz lahmacunlarımızı. Sonra birlikte pastayı keserken yine size kendimi çekemem. Çektiririm. Onlar muhtemelen çıkmak istemezler. Ama beni çekerler herhalde benim hatırım için bugün. Çekerler inşallah. Pastamız üfler. Birlikte tadına bakarız. Dilek tut, dileğini evet, de. Evet, tutuyorum. Tutuyorum. İyi ki doğmuşsun hayatım. Mutlu yıllar anne. Sağ ol. Söyleyelim mi? Mutlu yıllar Nurcan, mutlu yıllar Nurcan, mutlu yıllar, mutlu yıllar, mutlu yıllar bana. Oh, hepsini birden yaptım. Keşke aramızda 50 yaş var. Oh Allah. Evet. Şimdi pastamızı keselim. Şöyle alayım ben. Efendim. Bana da bak, fotoğraf çekiyorum. Ay çok güzel çıktın anne. Teşekkür ederim kızım. Büyük pasta almış yine babam. Küçük bir parça alacağım ben. Hemen şöyle ay çok taze bir pasta. Siz ne kadar istersiniz? Seninki gibi. Seninki gibi. Yetmezse bir daha şey yaparız. İki katı. Evet. Şu kadar iyi mi? Evet. Anne iki katı. Daha az. Daha az olmaz. Ya, tamam. O kadar yok, ders. Meyveleri böleriz. Ya meyveleri hepsini alacaksın. Evet. Şöyle isteyen alsın o zaman meyveleri buradan. Portakal kabuğunu kesmekte zorlanabilirim. Hemen şuradan seni tabağında alayım. Ben seni var ya seni ben ne yaparım ya seni. Bir de nazar boncuğu takmışlar sana. Mavi boncuk takmışlar sana. Ha, bir de tasma takmışlar sana. Evet. Tasmacık edelim. Kırıkları yapırlar sende. Sen nasıl istersin? Büyük bir parça mı, küçük bir parça mı? Ya ben yetmezse bir daha alırım. Hayatım yani şimdi bir şey yap. Sen bir şey yap. Çok şekerli. Ay yine de geldi. Orada ilgisi çekin çok şeyler var. Pasta yiyeceğim mi Keşkül? Bıraktım şu an ilk oraya zıplar zaten. Şimdi meyve isteyene meyve koyabilirim. Muz isteyen. Ben. Kivi isteyen. Ben. Şöyle yapalım. Ben dedikçe kendisine koyuyor. Anne kendine koymadım. Koyacağım. Bu benim de. Küçük parça. Ha. Neyse ben bunu mumları yo, çıkarmıştım. Tamam, ben çikolatayı yerim. Ben mumları yapayım. Mumları alayım buradan. Yok sorun değil. Maytabı da şöyle kenara. İnce büyük mü? İnce. Seninki gibi tamam. Tamam. Ya istersen gene alırsın. Ama çok koy. Ay çok evet bu da senin. Bana, bunu böyle isteyene. Ben şimdi hemen şu çatalla pastama bir tadına bakayım. Tamam.
güzel. İnşallah 60. yaş günümü de hep birlikte böyle pasta İnşallah. Ama o zaman pasta sana yasak olacak. Şimdi yasak. Şimdi yasak. Ayrıca hediye için çok teşekkür ederim. Ediyorum hepinize. Güzel, çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Güzel günlerde kullanacağım inşallah. İnşallah. Senin de kesene bereket. Evet. Allah ziyade etsin. Arttırsın inşallah. İnşallah. Bütün her şeyimiz sizin zaten. Sıkıntı yok. Evet. Teşekkür ederim. Pasta da güzelmiş. Evet arkadaşlar, bugünkü vlogumu da burada kapatalım. Hepinize mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.